Harmonie. Hat jeder schon mal einen Bummel gemacht in der Wien, in der Wien. Bizim için tabii böyle bir hürriyet özlemi yoktu. Sadece duvarın arkasında ne vardı merakı. Hat manche so sehr gestunden verbracht in Berlin, an der Spree, im Theater, im Bierhaus, Café. Zaman zaman geçiyorduk, gidiyorduk, geliyorduk ama doğudan gelenlerin tabii merakı bizimkilerden çok çok daha fazlaydı. Schön ist die Stadt, die herrliche Stadt, man schaut daran niemals sich satt. Berlin. Aynı halkın 28 yıl duvarlarla ayrıldığı şehir. Tarihiyle şaşırtan kent. 1871'de kurulan Alman İmparatorluğu'na başkentlik yapan Berlin, 1933 yılından itibaren Nazi Almanyası'nın da başkentiydi. Dünyanın gördüğü en sistematik soykırımın kararı burada verildi. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik devletler tarafından işgal edildi, harabeye döndü. ...1961'de duvarla ikiye ayrıldı. ...1989'da ise olmaz denilen oldu. Gorbachev, tear down this wall. Ve duvar yıkıldı. Berlin şimdi Birleşen Almanya'ya yeniden başkentlik yapıyor. ...1989 senesinde oğlum ve eşimi de alarak şansımıza ki Berlin duvarının yıkılışıyla aynı süreye denk gelen bir dönemde ailecek Berlin'de devamlı yaşamaya başladık. Orhan Gençoğlu, 61 yaşında, 11 senedir Berlin'de taksi şoförü. İlk kez 1971 yılında öğrenciyken gelmiş Berlin'e. Daha sonra çalıştığı havayolu firmasının temsilcisi olarak bir kez daha yolu Berlin'e düşmüş. 3 yıl eşiyle birlikte bir seyahat ajantası işlettikten sonra yaklaşık 7000 taksinin bulunduğu Berlin sokaklarında direksiyon başına geçmiş. Taksi şoförü olmak tabii bizdeki kadar öyle kolay değil. Sırf karar vermekle iş olmuyor. Burada belli bir kanuni prosedüre de uymak zorundasınız. Bunlardan ilki tabii sağlık muayenesiyle tamamladıktan sonra imtihana girmeniz lazım. Bunun için de bir hazırlık dönemi var. Çünkü Berlin'de bildiğimiz kadarıyla Doğu ve Batı'yı da birleşmesiyle yaklaşık 18 bine yakın küçük cadde, büyük cadde, çıkmaz sokak, önemli yerler bulunmakta. Bunları bilmeniz lazım. Orhan Bey'in eşi Aydın Hanım bir Alman havayolu firmasında çalışıyor. Akşam erken gelmeye çalışıyorum. Bir kuru fasulye pilav yapalım. Canım çok çekti. Bir de turşu, tam memleket. Oğulları ise pilot olmak üzere. Bir de Alman gelin adayları var. Ama sınavlardan dolayı oğulları Oray şu sıralar başka bir kentte bulunuyor. Orhan Bey'in Berlin'de ilk durağı Zafer Anıtı. 19. yüzyılın sonunda Rusyalıların Danimarka Zaferi'nin simgesi olarak yaptırılan anıtın tepesinde Zafer Tanrıçası Victoria'nın 35 ton ağırlığındaki heykeli yer alıyor. Şimdi de istikametimiz 1791'de Prusya Kralı 2. Frederick'in emriyle yapılan ve Soğuk Savaş'ın en önemli sembolü olan Brandenburg Kapısı. Şimdi bulunduğumuz yer karşıda da görüldüğü gibi
Soğuk Savaş yıllarında Doğu Batı'yı birbirinden ayıran kesimde ve Berlin'in en önemli simgelerinden bir tanesi olan Brandenburg Kapısı. Üzerinde bulunan atlı heykelin bir orijinalitesi var. İlk yapıldığında orijinalde bakış istikameti batıyaydı. Fakat Doğu Almanya sınırları dahiline geçtikten sonra heykeli ters çevirmişler. Şimdi doğuya doğru bakıyor. Brandenburg Kapısı'nın hemen arkasında Pariser Platz yani Paris Meydanı yer alıyor. Noel zamanı dondurucu soğuğa rağmen meydan cıvıl cıvıl görünüyor. Alman parlamento binası Reichstag ise Brandenburg Kapısı'nın kuzeyinde bulunuyor. 1894 yılında yapılan bina Adolf Hitler iktidara gelene kadar Alman parlamentosunun toplandığı yerdi. 1991'de yeniden Alman Federal Meclis binası olarak hizmet vermeye başladı. Harp sırasında harap olan meclis binası, işte bu birleşmeden sonra Berlin'in tekrar başkent olmasından sonra bir İngiliz mimarın hazırlamış olduğu o kubbevari dediğimiz yerin yapılmasıyla şu an bugünkü görünümüne geldi. Tabii ilginçliği duvar varken Reichstag meclis binasının batıda kalması, oysaki hemen bahçesinin bitiminden duvarın çekilip Brandenburger Tor kapısının doğuda kalması. Bir zamanlar Reichstag'ın hemen dibindeki duvarın yerinde bugün o duvarı geçmek isterken hayatını kaybedenler için yapılmış bir anma köşesi bulunuyor. Soğuk Savaş döneminde Doğu ile Batı Berlin arasındaki en önemli geçiş noktası Checkpoint Charlie'ydi. 1961 senesinde Berlin Duvarı inşa edildikten sonra bu taraf güney bölgesi Amerikan işgal kuvvetlerinin kontrolü altında, karşı taraf Rus işgal kuvvetlerinin kontrolü altında kaldı. Tabii geçişler çok çok zordu, büyük manialar vardı, korkunç aramalar vardı, çok aranıyordu herkes burada ve hakikaten geldiğine geleceğine pişman olmuş derdesine. Oysa şimdi görüyorsunuz ki herkes bir şekilde güle söyleye gayet turistik bir amaçla buraları seyrediyor. O günleri anımsayanlar da herhalde vardır. İlginçtir belki. Biz Türkler burada sadece 24 saat kalabilirdik. Saatli dakikalı yazılırdı pasaportumuza. Bazı Türk vatandaşlarımız burada önce bayan arkadaşı edinip sonra da bir beraberlik yaşam sürdürerek, hatta çocukları olan bile vardı. Batı tarafında çalışırlardı. Akşam gelip kendi evlerinde kalıp sabahleyin tekrar iş yerlerine dönerlerdi. Checkpoint Charlie'den dümdüz gidiyoruz Friedrichstraße üzerinde. Bu da bayağı önemli. Şu an internasyonel beynemler birçok firmanın burada şubeleri var. Alışveriş merkezleri, dünya çapında alışveriş merkezleri geldi. Bu caddenin sonunda da Unter den Linden'e gideceğiz. Unter den Linden Caddesi üzerinde bulunan Berliner Dom, Berlin'in en önemli Protestan kilisesi. ...15. yüzyıldan beri ayakta duran kilise, ...2. Dünya Savaşı'nda ciddi boyutta hasar gördükten sonra onarılarak 1993'te tekrar ibadete açıldı. Yine Unter den Linden Caddesi üzerinde bulunan eski Doğu Alman Parlamento binasının yerinde ise şimdi yerler esiyor. Berlin'de duvar yıkılsa da Doğu ve Batı arasındaki ayrım binalara bakınca hemen hissediliyor. Eski Doğu Berlin'in ihtişamlı ama asık suratlı binalarına karşılık Batı'da daha modern binalar yer alıyor.
doğudaki ilk açıldığında inanın o taş binalar, eskiden kalma taş binalar, havanın soğukluğundan değil yapısal soğukluğundan dolayı herkesi de tedirgin ediyordu, üşütüyordu deyim yerindeyse. Almanları 28 yıl iki devlet halinde yaşamaya zorlayan 150 kilometrelik Berlin Duvarı 1989'da yıkıldı. Bugün eski Berlin'den kalan duvar kalıntıları en iyi Bernauer Caddesi'nden görülebiliyor. Orhan Bey'e göre duvarın yıkılması ilk başta iki tarafta da büyük coşku yarattı. Ama bu coşku özellikle batı tarafında çok da uzun sürmedi. Tabii duvarlar da varken Batı Almanya'da yaşayan, bizler de dahil, biz Türk toplumu veya diğer yabancı toplumu da dahil, herkes çok mutlu ve memnundu. Çünkü Berlin'e has özel yatırımlar vardı, destek fonları vardı, herkes maaşında ek bir ücret alıyordu. Duvarlar yıkıldıktan sonra iş yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Doğuda yaşayanların batıda daha düşük ücretlerle çalışmaya başlamaları, Berlin'in yeniden başkent olması ve Mark'tan Euro'ya geçiş, bu birleşmede Batı Berlinlileri olumsuz yönde etkileyen diğer sebeplerdi Orhan Bey'e göre. Doğu Alman hüviyeti olan kişiler, Batı Almanya, Batı Berlin'deki Batı Alman bankalarına gidiyorlardı. 100 mark para veriliyordu onlara harcamaları için. Ve bu ilk günlerde o bizim Alman kardeşlerimiz diye Batılıların nitelediği Doğu Almanlar, bu para verimleri arttıkça, gün geçtikçe ne oluyor, bizim paramız neden başkalarına veriyor havasına girdi. Orhan Bey taksisinin yönünü bu kez de eski Batı Berlin'in en ünlü caddesi Kurfürstendamm, kısa adıyla Kudam'a çeviriyor. Kudam daha evvel Batı Berlin'in ana caddesiydi, kalbiydi. Birçok iş yerleri vardı. Oysa ki bu özellikle de ekonomik krizden sonra maalesef birçok iş yerleri kapatmak mecburiyetinde kaldı. Ekonomik krizden payını alan Kudam yine de Noel için ışıl ışıl süslenmiş. Noel zamanı, yıkık kilisenin hemen dibinde Noel panayırı kuruluyor. Berlin'in simgelerinden bir tanesi olan yıkık kilise, Kaiser Friedrich tarafından yapılmış olan, enteresan tarafı tabii eski ile yeni mimarinin yan yana olması. Anlatılanlara göre Naziler döneminde Nazi birlikleri burayı sığınak olarak kullandıkları için işgal kuvvetleri uçakları tarafından bombalanmış. Şu an yanında tabii modern mimari stilinde yapılmış yeni bölümüyle ki bu ara tam da Noel zamanı. Bütün ayinler burada yapılmakta.
İkinci Dünya Savaşı'nda katledilen Avrupalı Yahudilerin anısına yapılan Holocaust anıtı 8 Mayıs 2005'te İkinci Dünya Savaşı'nın 60. yıl dönümünde açıldı. Anıt, labirente andıran beton bloklarıyla her bakana soykırım dehşetini bir kez daha hatırlatıyor. Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma izler bazı binalarda hala görülebiliyor. Duvarları kurşun delikleriyle dolu olan sergi salonunun hemen yanı başında ise yine duvar ve Doğu Almanya'daki Gestapo merkezlerinden birinin kalıntıları yer alıyor. Berlin aynı zamanda bir kültür başkenti. Şehirde 200 sanat galerisi, 180 sinema, 8 senfoni orkestrası ve 174 tane müze bulunuyor. Mitte semtindeki Müzeler Adası'nın en ünlüsü ise Pergamon, yani Bergama Müzesi. Yılda ortalama 850 bin kişinin ziyaret ettiği müzede Türkiye'den gelen eserler de yer alıyor. Nüfusu 3,5 milyona varan kentte yaşayanların yaklaşık %25'ini yabancılar oluşturuyor. Şu an Kreuzberg'te bulunmaktayız. Buranın diğer bir ismi de Küçük İstanbul. Türklerin bol yaşadığı, alışveriş merkezlerinin olduğu, Türk manav bakkallarının bol bulunduğu bir yerdeyiz. Orhan Bey de zaman zaman alışverişini Kreuzberg'den yapıyor. Siz yabancılar, siz Türkler, maalesef Alman hayatına, Almanların yaşamına entegre olamadınız diye tenkitte bulunuyorlar. Ben de Alman dostlarıma haddim olarak şunu soruyorum. Peki biz Türkler yaklaşık 40 senedir sizlerle beraber yaşıyoruz ve siz diyorsunuz ki siz bu hayata, Almanya'ya veya Almanların yaşantısına entegre olamadınız. Aradan geçen bu kadar zaman, yaklaşık 20 sene oldu duvarlar yıkılalı. Alman dostlarıma şunu soruyorum. Peki sizin ana lisanınızı konuşan değerli kardeşleriniz acaba size uyum sağlayabildiler mi? Berlin'de yaşayan 3. ve 4. kuşak Türklerin Almancayı ana dilleri gibi konuştuklarını, sadece dönerci değil, doktor, avukat veya polis olarak da büyük başarı gösterdiklerini belirtiyor Orhan Bey. Tabii entegrasyonun en temel taşlarından bir tanesi de Alman vatandaşlığını almak. Alman vatandaşlığını almak daha evvel daha kolaydı ama şimdi bu test, imtihan falan hakikaten bayağı zorlaştı. İşin ilginç tarafı Almanca sorulan sorulardan birçoğunu da Almanların kendileri dahi anlayamıyor, cevap veremiyor. Berlin, kimileri için sıla, gurbet, acı vatan. Kimileri içinse modern bir dünya metropolü. Tarihte dünyanın en çok acı çekmiş ve çektirmiş kentlerinden biri olarak yerini alan Berlin'in bugün birleşmenin sancılarından hala kurtulabilmiş değil. Berlin'de duvarlar yıkıldı, yıkılmasına 20 sene de geçti. Ama asıl olan insanların birbiriyle olan fikri, duygusal duvarları ne alemde. Sorulması gereken de bence bu.